Geldim, geldim. Hoş geldin Nari. Necati abi, hadi hazırlan, çabuk gidiyoruz. Nari, ne bu telaş kızım? Şey, Fırat'ın nişanlısı, Irmak. Şey yaptı, intihara kalkıştı. Ne var be? Ama biliyordum, o kız biraz kafadan sakat. Neyse, Fırat'ın hayatı bu aralar biraz karmaşık olacak gibi gözüküyor. O yüzden hadi toparlan, seni bana götürüyorum. Tamam mı? Ben de iyice dinlenir, rahat edersin. Nari, hiç gerek yok bak. Ben burada başımın çaresine bakarım, seni rahatsız etmeyeyim. Necati abi, uzatma. Allah Allah, nerede eşyaların? Göster bana yerini, yardım edeyim sana gerekirse. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Rahatsız etmeyecekmiş. Erol Bey, sakın beni vazgeçirmeye kalkışmayın. Bu sefer kesin kararlıyım. Sermet Kara ile dava açacağım. Hayda, ne oldu şimdi durup dururken? Durup dururken mi? Ne oluyor Narin? Sizden tanıklık etmenizi isteyeceğim. Bugüne kadar beni gizli gizli nasıl takip ettirdiğini, Fırat Kazan davasında nasıl özellikle beni kullanmak istediğini anlatmanızı rica edeceğim hakim karşısında. Saçmalama Narin, otur şöyle de konuşalım hadi. Ben kararımı verdim. Narin, Nar. Efendim Hülya. Kim? Silahtar biri sen mi? Tabii bağla, bağla, bağla. Günaydın Silahtar Bey, nasılsınız? Bu ne demek oluyor Nari? Ha? Sen bu şirketi mayınlamaya mı karar verdin? Ya derdin ne senin? Ne diyorsunuz siz Erol Bey? Ne mayınlaması? Az önce Silahtar Birsel beni aradı. Bir açıklama yapmaya bile gerek duymadan bütün ilişkisini kesti bizim şirketle. Ne demek oluyor bu Nari? Hı? Yoksa sen kendi başına firma açmaya falan mı karar verdin? Böyle sevgilini sana bağlayacak silahların işlerini. Bak Nari, seni uyarıyorum. Böyle bir şeye kalkışırsan çok ağır ödersin. Bu eksikti. Erol Bey, benim bu işle hiçbir alakam yok, tamam mı? Sermet Karayel hafta sonu onca yolu gelip Atıf'ı kendi evinde tehdit etti. Fırat Kazan da sizin Sermet Karayel'in gizli ortağınız olduğunu anlattı. Herhalde o da babasını anlatmıştır muhtemelen. Ne? Ya neler saçmalamış o Fırat Kazan? Manyak mı o herif? Ekonomi dünyasının önde gelen isimleri bunlar sonuçta, değil mi? Kulakları deliktir. Bakın, sizin Sermet Karayel'le olan arkadaşınız ne kadar yanlış anlaşılıyormuş, değil mi? Halbuki kredi davasında adınızın duyulmasını bile istemediniz, beni ortaya sürdünüz ama olmadı işte, değil mi? Bana yol göründü belli ki. Tazminatımı ödese bari. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.